Cisimler üç yolla elektriklenebilirler. 1. Sürtünme ile elektriklenme. Yün kazağımızı çıkarırken kıvılcım görürüz. Plastik çubuğu kumaş parçasına sürtüp kağıt parçacıklarına yaklaştırdığımızda kağıt parçacıklarını çeker. Günlük hayatta sık sık böyle olaylarla karşılaşabiliriz. Bunların nedeni sürtünme ile elektriklenmedir. Bulutlar hareket ederken sürtünme ile elektriklenirler ve büyük bir yük birikimi oluşur. Bu yükün yeryüzünde bir noktaya inmesiyle de yıldırım gerçekleşir. İki cisim birbirine sürtüldüğünde elektron bağ kuvveti zayıf olan cisimden elektronlar koparak diğer cisme geçer. Elektron veren cisim pozitif, artı, elektron alansa negatif, eksi yükle yüklenir. Her zaman verilen yük, alınan yüke eşittir. Çünkü yük korunumludur. Plastik çubuk yün kumaşa sürtüldüğünde eksi yük ile cam çubuk ipek kumaşa sürtüldüğünde artı yükle yüklenir. Birbirine sürtülüp yüklenebilen cisimler her zaman eşit ve zıt yükle yüklenirler. Cisimler yüklendikten sonra birbirlerine tekrar dokundurulduklarında nötr hale gelirler. 2. Dokunmayla elektriklenme İki cisim birbirine dokundurulduğunda eğer nötr değillerse, üzerlerindeki yüke bağlı olarak bir kuvvet doğar. Bu kuvvetin etkisi sonucu cisimler arasında elektron alışverişi olur. Böylece cisimlerin yükü değişir. Cisimler toplam yükü kapasitelerine göre paylaşırlar. Bu olaya dokunmayla elektriklenme denir. Elektrik yüklü iletken bir cisim, nötr iletken bir cisme dokundurulursa, nötr cisim aynı cins yükle yüklenir. Birbirine dokundurulan cisimler özdeşse toplam yükü eşit şekilde paylaşırlar. Birbirine dokundurulan cisimler küreselse toplam yükü yarı çaplarıyla doğru orantılı olacak şekilde paylaşırlar. K ve L kürelerinin yarıçapları sırasıyla 2R ve R, yükleri ise artı 9Q ve eksi 3Q olsun. Bu iki küre birbirine dokundurulup ayrıldığında kürelerin üzerindeki QK üssü ve QL üssü yükleri sırasıyla 4Q ve 2Q olur. Görüldüğü gibi küreler toplam yükü yarı çaplarıyla doğru orantılı olarak paylaşmıştır. İletken olan içi boş bir kürenin silindirin ve oyuğun içinde yük bulunmaz. Cisim yüklü ise yük cismin dışına dağılır. Şekildeki nötr L cisminin içine artı yüklü K küresi dokundurulduğunda L cisminin dışı artı ile yüklenir. K cismi ise nötr olur. Eğer K küresi L cismine dıştan dokundurulursa yük paylaşılır. Bu durumda L cisminin dışı artı için nötr olur. 3. Etkiyle elektriklenme Yüklü bir cisim, nötr bir cisme dokundurulmadan yaklaştırıldığında zıt yükleri çöker, aynı yükleri iter. Böylece cisim etkiyle elektriklenmiş olur. Eksi yüklü bir çubuk birbirine dokunmakta olan nötr kürelere yaklaştırıldığında artı yükleri çöker, eksi yükleri ise iter. Küreler yalıtkan saplarından tutulup ayrıldığında biri artı Q yüküyle, diğeri eksi Q yüküyle yüklenmiş olur. Başlangıçta küreler nötr olduğundan kürelerin toplam yükü sıfırdır. Böylece yük korunmuş olur. Etkiyle elektriklenmede kürelerin üzerindeki yükler yarı çapa bağlı değildir. Birbirine dokunmakta olan nötr kürelere eksi yüklü çubuk yaklaştırıldığında K küresi artı L küresi eksi elektrik yüküyle yüklenir. Kürelerdeki yükler birbirine eşit ve yüklerinin işareti zıttır. Nötr iletken çubuğun her iki ucuna eşit yüklü, özdeş K cismi eşit uzaklıkta yaklaştırıldığında 1 ve 3 numaralı parçalar eksi, 2 numaralı parça artı elektrik yüküyle yüklenir. Parçalar birbirinden ayrılıp artı yüklü küreler uzaklaştırıldığında 1 ve 3 numaralı parçaların yükü eksi Q ise 2 numaralı parçanın yükü artı 2 Q olur.